Hepinize merhaba. Günün ikinci videosuyla birlikteyiz. Borussia Dortmund'da oynayan Emre Can takımda istenmeyen adam haline gelmiş. Öyle ki takım arkadaşlarının çoğunun ondan şikayetçi olduğunu, teknik direktör Edin Terzic'in bile son derece rahatsız edici bir insan olarak onu tanımladığı söyleniyor. Alman basında bunlar yazıyor. Önce soyunma odasında karışıklık çıkarmış, iddiaya göre gerçek nedir bilmiyorum ama işte saha içerisinde antrenmanlarda takım arkadaşlarına sert giriyormuş. Takım arkadaşlarıyla ilişkileri konusunda çok ciddi problemler varmış vesaire vesaire. Adeta bu önemli futbolcuyu aforoz etmek için bir ağız birliği yapılmış Borussia Dortmund'da, onu görüyorum. Tabii ateş olmayan yerden duman çıkmaz, elbette ki Emre'nin de belli bazı hataları vardır ama ben bu kadar problemli bir çocuk olduğu, bu kadar problemli bir oyuncu olduğu kanaatinde değilim. Neden böyle bilmiyorum ama yaygın bir biçimde Alman basında bugün bu haberleri okudum. Oyuncu Liverpool'da oynadı. Biliyorsunuz Bayern Münih altyapısından yetişti. İtalya'da Juventus'ta uzun süre oynadı ki ben Juventus'ta sürekli olması ve son derece başarılı maçlar çıkarması nedeniyle o dönemi, İtalya dönemini çok önemsiyorum. Başarılı bir oyuncu, çok yönlü bir oyuncu. Defansif orta saha olarak oynuyor, stoper oynatabilirsiniz. Göbekte, merkez orta sahada oynatabilirsiniz ama asıl başarısı defansif orta saha olarak ortaya çıktı ki Bayern Münih A takımına almışlardı onu. Bayern Münih A takımını hatırlıyorum. Sağ bek bile oynatmışlardı. Alman milli takımının oyuncusu. Yani bu kadar önemli liglerde elit olarak nitelendirebileceğimiz takımlarda oynayan oyuncunun elbette ki takım disiplinine, davranış biçimlerine uygun davranması gerekir ki ben davrandığı kanaatindeyim ama anladığım kadarıyla Borussia Dortmund'da başka başka sorunlar var ve bu haberlerle gündeme geliyor Emre Can. Her neyse, durum ne bilmiyorum ama bildiğim tek şey kesin bir biçimde Borussia Dortmund yönetiminin ve teknik heyetin Edin Terzic'in bu oyuncunun satılmasını ya da bir şekilde gelen tekliflerin kiralık transfer şeklinde gelen teklifler de dahil olmak üzere, bakın altını çizerek söylüyorum, kiralık olarak onu transfer etmek isteyen takımların teklifleri dahil olmak üzere bütün bu tekliflerin değerlendirilmesi yönünde. Galatasaray hali hazırda William Carvalho'ya gidiyor, işte Paris Saint Germain'deki Idrissa Gana'ya gidiyor. Başka başka defansif orta saha oyuncuları gündeme geliyor. Örneğin Diawara. Ve bunlar için para harcaması lazım Galatasaray'ın. Madem para harcanacak ve Emre Can'ın durumu bu şekilde, yani onun kiralık transferine bile izin veriyor kulübü, o zaman bence Emre Can'ı düşünmeli. Tabii Emre Can Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum. Ortada somut bir gelişme yok. Ama ben gelebileceğine, ikna edilebileceğine inanıyorum. Emre Can'ın piyasa değeri şu anda 16 milyon euro olarak gözüküyor. Ama kiralık transferde işte ücretinin belli bir bölümünü vermek, sonrasında işte satın alma opsiyonu koymak ya da işte kiralamak bir sene boyunca ki 2024'e kadar sözleşmesi var Borussia Dortmund'da. Bence günün koşulları içerisinde, mevcut şartlar içerisinde çok daha avantajlı, çok daha evla gözüküyor diğer opsiyonlara göre. Ki kariyer açısından da 28 yaşında oyuncu ve yapabilecekleri açısından da gerçekten tartışmasız bir oyuncu olarak nitelendiriyorum. Mental açıdan durumu nedir? Gerçekten Dortmund'da iddia edilenlerin tamamını yaptı mı? Bu söylentilerin, bu lafların hepsini hak ediyor mu bilmiyorum ama ben sadece dışarıdan bir değerlendirmeyle Galatasaray için son derece avantajlı, önemli bir opsiyon olarak değerlendiriyorum onu. Gelelim Seferovic meselesine. Seferovic meselesinde günün ilk videosunda söylediğim gibi Galatasaray'ın bitirebileceği hemen bitti, bugün bitti, akşama resmileşir, yarın getirecek diyebileceğimiz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Üstelik yanlış bir transfer olduğu kanaatindeyim. Galatasaray'ın gündeminde mi, gündeminde mi? Gündeminde. Ama Benfica bunu hala konfirme etmiş değil. Benfica'yı yakından takip eden Portekizli gazeteciler, biz Türkiye'den öğreniyoruz bu haberleri. Benfica'dan ya da oyuncunun çevresinden bize Galatasaray'dan teklif geldi ya da Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye bir adım ötede olduğu, yani çok yakın olduğu yönde herhangi bir bilgi verilmedi deniyor. Oyuncu 2,5 milyon euro değil, 2 milyon euro garanti para alıyormuş. Aldığı bonuslarla birlikte 2 milyon euroyu geçiyor yıllık kazancı. Tabii Galatasaray'a gelirken en az 2,5 milyon euro isteyecektir. Bu kaçınılmaz, bu gerçek. Oyuncu geçen sene çok maç kaçırdı. İlk videoda söyledim, 26'ya yakın maç kaçırdı. Bir önceki sezon biraz daha fazla oynadı. İşte Benfica'daki oyun sistemi içerisinde, 18 içerisinde doğru pozisyon alarak dönen topları değerlendiriyor ya da kolay gol yapabileceği pozisyonlara gidiyor. Ama Galatasaray böyle oynamayacaktır. Galatasaray'a karşı kapanan takımlar vardır. İsviçre milli takımında oynadığı gibi, yani alanları kat ederek, doğru koşular yaparak, oynayarak Galatasaray'da doğru koşular yaparak Galatasaray'da faydalı olabilecektir. Bu işin teknik kısmı ama işin daha önemli olan maddi boyutuna geldiğimizde oyuncunun aldığı ücreti de dışarıda bırakıyorum. Öyle söylenildiği gibi Benfica 3'e 5'e bırakmıyor oyuncuyu. İstediği rakam 10 milyon euro. Tabii çok uyanık Benfica.
Çok uyanık. Bu oyuncuların maaş yükünden kurtulmak istiyor. Eski teknik direktörleri şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus çok pahalıya oyuncular aldırttı onları. Çok geniş bir kadro kurdurdu. 40 küsür oyuncu vardı. Onların hepsini satmak, maaş yükünden kurtulmak ve satarken de para kazanmak istiyorlar. Ve pazarlığı bence 10 milyon eurodan başlatıyor. 10 milyon euroluk bir oyuncu mu Seferovic, Haris Seferovic? Asla 10 milyon euroluk bir oyuncu değil, olmaz. Ayrıca bırakın 10 milyon euroyu, 5 milyon euroya düştü, 3 milyon, 4 milyon euro da bence bu oyuncu için verilmemeli, doğru bir transfer harekatı değil. Galatasaray için olmayacak. Ben bu transferin yanlış olduğu kanaatindeyim ama Türkiye'de hala bu transferin bitebileceği yönünde iddialar ortaya çıkıyor. Bunun dışında Kaan Ayhan'dan bahsetmiştim. Beşiktaş'ta bir yerli stoper arıyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta bunu ifade etti. Trabzonspor'a transferi olmadı ve Trabzonspor bu dosyayı kapattı. Çünkü demişler ki Trabzonspor'dan Kaan Ayhan'a, yani bize gelmek istediğini söyle ve işi kolaylaştır demişler. Kaan Ayhan böyle bir şey yapmadı. Kaan Ayhan Galatasaraylı, bunu biliyorum ama tabii transfer söz konusu olduğu için Alman mentalitesiyle yetişen bir oyuncu olarak daha profesyonelce bir değerlendirme yapacaktır. Ben Galatasaray'ın Kaan Ayhan konusunda ısrarcı olacağını, bu transferin Galatasaray için çok güncel olduğunu, Galatasaray'ın bu transferi bitirebileceğini düşünüyorum ki stoper oynuyor, defansif orta saha oynuyor, koyduğunuzda sağ bek oynuyor. Galatasaray'da pek çok ihtiyacı karşılayabilecek önemli bir oyuncu ama Beşiktaş'ta yerli bir stoper alacağı için mutlak bir biçimde Kaan Ayhan'a gidecektir. Net bir biçimde birinci ağızdan Beşiktaş zaten bunu ifade etti. Kaan Ayhan'dan bahsetmedi ama yerli bir stoper alacağından bahsetti. Adana Demirspor'dan Samet olabilir, anlaşabilirlerse başka başka seçenekler bulabilirler. Ama Kaan Ayhan çok daha güncel bir alternatif olarak bence Beşiktaş'ın da gündemine gelecek. Galatasaray'da ikinci stoper Nelson da satılabilir mi? Daha önce de söyledim sizlere, sportif direktörü Monchi Sevilla'nın iki oyuncuyu isim vererek sorduğumda listemizde çok oyuncu var diyerek Marka ile birlikte Nelson'un da aslında Sevilla'nın izlediği ve listesine dahil ettiği oyunculardan bir tanesi olduğu gerçeğini söylemişti. Gizlemedi en azından. Böyle söylemesi de zaten Nelson'da evet listemizde demektir ama Nelson'un transferi konusunda mutlak bir biçimde Sevilla'nın harekete geçtiğini söyleyemeyiz. Önce Koundé konusunda Barcelona ile görüşmeleri sonuçlandırmaları lazım ki Chelsea'de talep olmuştu ama Chelsea'nin transferle ilgili sorunları var. Barcelona muhtemelen Koundé transferini tamamlayacak, bitirecek. Ayrıca Napoli'den Koulibaly'yi de istiyor Barcelona. Her iki transferi birden yapmak istiyor. Dolayısıyla Sevilla bu konuya konsantre olmuş durumda. Marca'da olduğu gibi başka bir stoper olmazsa belki Nelson'u da transfer ederler ama bu kez 7,5 milyon euroya mal olan Nelson için Galatasaray yine en azından Marka'ya sattığı bedelin aşağısında bir değerle pazarlığa başlamamalı bence. Bu konuda da çok önemli iki tane temel taşını, yani fundamental olarak değerlendirebileceğimiz, takımın temel taşı olarak görebileceğimiz oyuncusunu kaybediyorsa ki geçen sezonun en başarılı iki oyuncusu, iki tane stoper, iyi bir bedelle bunu yapmalı. Avantaj olabilir mi? Olabilir. Çünkü Galatasaray'ın satıp para kazanıp yerlerine yenisini koyması lazım. Ozan Kabak bence güncel bir alternatif olarak gözüküyor. Kaan Ayhan yine öyle. Başka başka stoper alternatifleri de bulabilir Galatasaray. Bu kaçınılmaz. Ozan Kabak yine söylediğim gibi Galatasaray'ın düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Bu arada Galatasaray'dan gönderilebilecek oyuncular var. Bugün Mbaye Diagne'nin bir açıklama yaptığını görüyoruz. Mbaye Diagne diyor ki Türkiye'nin en iyi forveti benim diyor. Ben özgüveni yüksek oyunculara sempatiyle bakıyorum. Özgüveni yüksek profesyonel olmak, özgüveni yüksek insan olmak, ne istediğini bilmek, bunu söylemek önemli. Ama bunu isterken talebinizin arkasını doldurmak da önemli. Mbaye Diagne bu söylediği sözü pratikte gerçekleştirebilecek, arkasında durmasını sağlayacak performansı sergileyemedi Galatasaray'da. Bundan sonra sergiler mi? Mecburiyetten dolayı Galatasaray'da kalır. Sergileyip sergileyemeyeceği meselesi de soru işareti bence. Mbaye Diagne Kasımpaşa'da başarılı oldu ama Galatasaray'da oynamak başka bir meziyeti gerektiriyor. Çok daha güçlü olmayı gerektiriyor. Çok daha akıllı ve son vuruş açısından çok daha usta olmayı gerektiriyor. Eğer Mbaye Diagne koşu yaparak oynayacak bir forvetse ya da işte sırtı kaleye dönük olarak oynayıp top indirebilecek bir forvetse bütün bunları kusursuz yapmalı Galatasaray'da kalıcı olabilmesi için. Ben bu konuda Galatasaray teknik heyetinin de çok ciddi tereddütler yaşadığını ve onu satış listesine koyduğunu, temsilcisine de takım bul talimatı verdiğini biliyorum. Aynı şey iki tane Roman Çikalda ve Morutsan için de geçerli. Her ne kadar menajeri Bekali biraz daha Galatasaray'dılar ve teknik heyet onları görmek istiyorsa gerçek de bu zaten ama Galatasaray eninde sonunda bunları satacak. Berkan ve Taylan Antalya'da iyi niyetli mücadele ediyorlar ama iyi niyetli olmak yetmiyor.
Galatasaray gereksinimleri yüksek olan bir büyük kulüp. Büyük kulüpte oynarken minimum pas hatasıyla oynayacaksınız. Kritik bölgelerde oynayan oyuncular özellikle orta sahada, savunmanın önünde, göbekte vesaire. Berkan ve Taylan bu bahsettiğim çerçevede oynayabilecek oyuncular olarak gözükmüyor şu anda. Ama geniş kadro içinde değerlendirilebilirler mi? Elbette ki değerlendirilebilirler. Ama teklif geldiği anda da Galatasaray'ın bu oyuncularla yollarını ayırabileceğini biliyorum. Aytaç Kara, işte Ömer Bayram yine yolların ayrılabileceği oyuncular olarak dikkat çekiyor. Olcan Çağlayan antrenman performansı iyiymiş ama geçen sene biliyorsunuz 1. Lig Eyüpspor'a kiralık olarak gitmişti. Bu sene ne olur bilmiyorum. Yani Galatasaray'da Ağustos ayının başına kadar 4 tane transferi kesin olarak bitirmek amaçlanıyor yönetim tarafından ama çok daha fazlasına ihtiyaç var. Ve minimum 4 tane transferin Ağustos başında yani lig başlangıcına yetiştirilmesi lazım. Sonrasında ben daha fazla transfere özellikle temel mevkiler için, ön bölge için transfere ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Toulouse'un Mustafa Muhammed için teklif yaptığından bahsediliyor ama Toulouse'tan Galatasaray'a ulaşmış resmi bir teklif yok şu an itibariyle. Ama olabilir mi? Olabilir. Çünkü Fransa pazarında, Fransa Lig 2 dahil olmak üzere Mustafa Muhammed'den stajda bahsediliyor. Ama Galatasaray'ın istediği ölçüde Galatasaray'ı tatmin edecek bir teklif gelebileceği kanaatinde değilim. Mustafa Muhammed'i bu dönem için kazanmak ve oynatmak bence çok daha doğru bir yol olarak gözüküyor. Bafétimbi Gomis ve Diagne ile de yolların ayrılması gerekir. Sanırım yönetimin ve teknik heyetinde böyle bir kararı var. Edindiğim bilgileri yine sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim. Bu arada Kim Min-jae Napoli'den eğer Koulibaly ayrılırsa ki Koulibaly de Barcelona futbol takımının transferini düşündüğü bir oyuncu. Fenerbahçe'den Kim Min-jae'yi alacak. Hatta iddia o ki zaten Fenerbahçe ile anlaştı ve 15 milyon euronun üzerinde bir sözleşme fesih bedeli verecek Napoli Fenerbahçe'ye. Oyuncunun kendisiyle de anlaştı ve 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Napoli Kim Min-jae ile bunu hak eden bir oyuncu. Başarılı bir stoper. Bu transferin olası olduğu kanaatindeyim. Çünkü onlar Koulibaly'yi gerçekten iyi fiyata Barcelona'ya satabilirler. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda buluşuncaya dek. Hoşçakalın.